Ve tabii ki bildiğiniz gibi bir önceki bölümde haritamızı açarak birazcık anlatmam lazım bunu. Yukarıda bir tarlaların olduğu yere gittik ve burada Ajans 5. takım arkadaşımız aramıza katıldı. Bir paladin, insan paladin kendisi yanlış hatırlamıyorsam. Orada birazcık zorlandık ve buradaki zorlanmaya karşı yok da bir aşağı gelelim, bir dinleyelim. Geriye dönük bazı görevlerimiz vardı. Acaba bunları tamamlayıp işte birazcık yeni büyü eşyaları alıp biraz böyle ilerleyip hızı gitmemek adına bir yol haritası mı çizsem diye düşünmedim değil. Şimdi açmadığımız, yarım açtığımız bazı bölgeler de var. Ve buraları birazcık level atlamak için kullanmayı hedefliyorum. Çantalarımızın içerisinde tabii ki bazı şeyleri aldık sattık. İşte yeni eşyalar aldık. Özellikle ajans ise ne derler? Zırh eksiği vardı. Onu tamamlamış olduk. Vesaire. Bu yüzden de ben de böyle küçük bir atılım olarak buradan ilerleme taraftarıyım açıkçası. Şöyle, önceki bölümlerden bir tanesini hatırlıyorum. Ankik İtilafı zaten bu şu an üzerindeki bölge görevimizden bir tanesi. Çiftçi Burun'un kayıp oğlu aynı şekilde o bölgenin. Bayanın haydutların başına koyduğu ödül. Bunları zaten yapıyoruz. Gizemli sıvı. Bu birkaç gün sonra Beregos'a dönmemiz gereken bir görevdi. Bir de bu bölüm 2'de olan bir görevimiz var. Komutan Bragi'nin öyküsü. Mesela bunu hala hem tapınağındaki kötü bir gücün atlısı onu düşünüyor. Bragi'ye onları teslim edersem diyorum. Mesela Bragi'nin nerede olduğu konusunda hala fikrim yok bu arada. Ve hatta birinci bölümden kalmadan Mirian'ın kocası görevi var. Bunu gidip halledelim. Beregos'un yakınındaki yarı ogreler. Bunu da yapabiliriz. Nişil Okupazanı'ndaki Bjorn'un adlı bir paladin. Benden yarı ogre çizilsin. Kökün kazanmamıştı. Dediğin göre ogre kasabanın güney-güneybatısındaki dağlara konuşan bir şey. Güney-güneybatı. Yani aslında şu an kendi level'ımız için uygun bir görev. Beregos'un güneyi ve güneyin batısı tahminen buradaki bir bölgede olduğunu tahmin ediyorum sanırım. Ondan sonra o yüzden de son bir ufak alışverişlerimizi yaparak artık hem Ajantis'e ve kendimize birer level daha alıp ondan sonra Ankekler'e, Ankekler'den tarlalardan da Haydutların kampına gidip bu Tazok'un peşine yavaş yavaş düşeceğiz. Ve bu demir kıtlığındaki problemi çözerken bu demir kıtlığının arkasında gerçekten kim olduğunu da buluyor olacağız diyebilirim yani. Evet, bu arada müzik böyle garip yüzük bir şeyimiz var. Ayrı muskası. Bunlar var. Tamam. Ajansın şu kullanmadığımız zırhlarını satacağım. Kırmızı iksir. Büyü hasarına karşı %50 direnç. Bunu belki ileride kullanabilirim diye bazı iksirleri özellikle elimde tutuyorum. Potion of Heroism'i de elimde tutuyorum. Mirian'ın, evet şu Mirian'ın mektubunu da aslında alıp aşağıya götürelim. Beregos'a gidelim. O yüzden çünkü yukarıdaki şeyler de bizi birazcık zorladı aslında arkadaşlar. Ha bir de son olarak bir şey daha bakacağım. Gurke'nin pelerine. Beregos'taki asabi yaşlı Gurke sözlemişi pelerini puslu ormanı. Tamam, okey. Buradan şey yapacağız. En azından dinlendik. Böyle gece adım adım ilerleyeceğiz burada arka tarafın. Ya şu Friendly Army'nin böyle kocaman bir kale olup etrafında birkaç kasaba halkı işte hani kendi gıdalarını karşılayabilecek bir tavernaya dönüşmesi bence inanılmaz güzel. Yani bugün bir roleplay oyunu yaptığım zaman kesinlikle böyle bir harita koyacağım ya. İnanılmaz keyifli. Şimdi Beregos'a Mirian'ın eşyalarını vereceğiz. Sonra Ogre'lerin yanına gideceğiz. Ogre'lerin yanını bitirdikten sonra da belki ne zaman level alacağım? 1600 XP'nin sonra ben level alıyorum. Kortandrem olarak. Bir cici bira içmeden yaşayamaz. Aynı şekilde 415 XP'nin sonra Ajantis level olacak ki bu bayağı önemli. Minsk'in level atmasında daha bayağı var. Bir de büyücümüzü bir level daha atlatabildiğimiz tak. Aslında büyücümüzü 2 level atlatmamız lazım. Çok değerli çünkü 3. seviye büyüleri yapabilmesi için çok lazım. Sonra da hırsızımız devam edecek. En azından tuzak saplama, işte yan kesici gibi skill'lerimizi çok arttırdık. Bu da oyunun en değerli kılıçlarını da bize alma şansı da verecek aslında. Ve tabii ki Beregos'a doğru bakalım. Hızlı bir şekilde gidelim. Önce bu şu Mirian'ın
quest'ini tamamlamak istiyorum. Mirian'ın evi buradaki evde, yanlış hatırlamıyorsam. Biraz böyle yorucu bir parkur olacak. 12 saatlik bir yolculuk. Yani mesela şey çok güzel hesaplanılmış. Şu yolculuk arasında geçen sürelerin aslında bayağı gerçek hayatta da büyük bir haritanın içinde oynuyoruz. Aa, adam çatıya mı çıkmış? Allah, yok çatıda değilmiş ya. Altta gözüküyormuş. Adam çatıya çıkmış zannettim ya. Yes, Mirian. Üzgünüm Mirian, sana bu kötü haberi getirmek istemez ama sevgili Mirian, yol zorluklarla doluydu. Ancak emrinin ne sağ salim vardım. Sanırım deniz yoluyla dönmem akılcı olacak. Ancak bu da ilk kar düştükten bir süre sonra olabilir. Bu mektubun sana ulaşacağını güvenim tam. Teslim etmesi için tuttuğum bir buçukluk yeterince dürüst bir olarak beni etkiledi. Seni hep seven Ro. Bu iyi haberler için size çok teşekkür ederim. Lütfen seyahatlerinizi güvende olmak için size bu yüzüğü vermeme izin verin. Okey. 300 XP fena değil. Bize Ring of Protection verdi. Bunu hemen büyüyle tanımlayalım. Zırhlara ve kurtarma atışlarına bol bol avantaj sağlayarak devam edeceğiz. Böylelikle her bir armor class, 3 armor class süper. Ya da bunu Ajantis önde olduğu için Ajantis'e verip Ajantis'in biraz daha zor damage yemesini sağlayabiliriz. Çünkü biraz daha böyle tank görevi görecek bir yapıda planladık. Bu görevimizi tamamladıktan sonra şuradan hızlıca herhangi bir bandit saçı sakalı bir şey var mı üzerimizde? Yok. Şu ogrelere bir gidip bakalım aslında. Arka tarafta ne olacak onları da görmüş olacağız. O da güney güneybatıydı değil mi? Güney güneybatı. Tahminen şuradaki haritada olması lazım. Bakalım. Belki o haritada... Bu güney. Bunun güneybatısı. Genelde bütün mapleri tam açmayı tercih ettiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu Minsk'in Dineer'ı yanımıza katma. Aynı şekilde birkaç tane zamana bağlı görev var. O yüzden de bazı şeyi biraz bekleterek oynuyorum. Ve geriye dönüp bütün mapleri de tam anlamıyla açıp full experience alarak o kuvvetli bütün büyüleri, bütün aradığımız şeyleri bulup o şekilde Baldur's Gate'in kapılarından geçmekte hedefim diyebilirim. Ama artık bir parti tam olarak olduk yani. Güzel bir macera grubuna dönüştük. Bu da beni çok mutlu ediyor bir yandan. Evet, sanırım geldik. Save'imizi alalım. Bakalım ogreler, ogrilyonlar ve daha nice ne düşmanlar bizi buralarda bekliyor. Oo. Minsk yorulmuş. Burada bir dinleneceğiz. Gece de olmak üzere. Bence burada bir kamp kuralım. Evet, güzel. En azından kampımızı kurduk. Oh no. Kurt. Hadi bakalım. Bu kadar kurtu beklemiyordum çıkmasını. Kolunu ısırdı. Korun kolunu nasıl ısırırsın? Yine vahşi hayvan. Bu arada... Minsk'e bak. Hayvanı kendine şey yaptı. Tam bir ranger olarak böyle inanılmaz anında... Hemen turn animal yaptı ya. Güzel. 65'ten 4 tane. Güzel. Şimdi dedim ki full clear yapacağımız için olabildiğince böyle açı açı ilerlemek istiyorum. Şimdi ogrilyonlar gerçekten burada mı? Hatırlamıyorum. Gıdak! Yardım et gıdak! Tamam, yardım ediyoruz. Bir büyücü bunun şeklini mi değiştirmişti? Kurt mu saldırıyordu buna? Teşekkür ederim gıdak. Beni kurtar gıdak... ...dınız. Biliyordum.
Bence sen sıradan konuşan bir tavuk değilsin. Korkarım kafanı biraz darbe aldın böyle giderse. Hamsterların konuştuğunu falan da duyarım yakında. Ah, kara büyünün işi bu. Bir tavuğa şeytan girmiş. Bu kuş lanetlidir. Umarım bana gıdak iltifat etmiyorsundur. Gerçekten ben de gıdak sıradan konuşan bir tavuk değilim. Gıdak yardıma ihtiyacım var. Özür dilerim, kabul edin tavuk kardeş. Bu durumun nasıl oldu, nasıl geldin? Her bu konuda bir kelime daha konuşmayı ediyorum. Eğer zamanla hayvanlarımla konuşacağım. Bütün büyülerin annesine şükürler olsun. Belki artık bu kabus bitebilir. Ben Beregoslu Melikamp. Müzik sanatlarda tabii bir büyücüyüm. Görünüşe göre yanlış telaffuz edilmiş bir efsun yüzünden bu haldeyim. Bir şekil değiştirme büyüsü kullanışım üzerinden bir aydan fazla geçti. Artık eski halime dönemiyorum. Büyücükten biraz anlarım. Yani, halim muhtemelen geçmişte işlediğim bir suçla da ayıba tanrının cezası böyle işe bulaşmam. Sana yardımcı olabilecek tanıdığın kimse var mı? Korkarım büyü konusunda ben oldukça az şeye sahibim. Kahretsin. Ne yapalım? Yapabileceğim tek şey onlara en nefret ettiğim seçenek kalıyor. Beregost'un doğusunda bir kule var. Talantir adında bir büyücü bulabilirsiniz ve onun çırağına ve bana yardım edeceğine inanıyorum. Öyleyse onun mekana gideceğiz. Sana eşlik edeceğim. Teşekkür ederim. Ben Beregost'un hemen batısında Tanrı'nın büyük bir merkezinde yaşıyor. Oraya varana kadar çantanızı yuvalanacağım. Okey. Tavuğu aldık. İnanılmaz. Bu da bize Beregos'un hemen batısında olan yani haritamızın şurasında aslında benim ismiyle hatırladığım High Edge diye bir bölge var arkadaşlar. Ve orada aslında inanılmaz büyük büyülü eşyalar var. O yüzden onlara da böyle bir gidip bakacağız. Ve çantamızda bir tavuk var arkadaşlar. Gerçekten yani inanılmaz. İşte bu rol yapma oyununun en sevdiğim taraflarından bir tanesi de bu. Çok farklı opsiyonları hayal edip bunları bir mantık çerçevesine sunabildiğinizde harika bir tecrübe sunuyor arkadaşlar. Yani bu map'te gizli bir şey var mıydı hiç hatırlamıyorum bu arada arkadaşlar. Ama bu dağlarda şu ogrilyonları bulup onlarla bir yüzleşmem gerektiğini biliyorum. O yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde haritanın bu ucuna geldik. Yani şaka maka harita da çok küçük değil arkadaşlar. Yani bunların her birini tek tek oynadığınızda ciddi bir oyun süresi kazanıyorsunuz burada. Bu kim? İskelet. Oo, bir dakika. Gel bakalım iskelet. Hemen bir paladin olarak. Biz kimin paladiniydik? Tempus rahibi olarak. For Tempus! Bu yaratıkları döndür. Çünkü Turn Undead, Paladin olarak gördüğünüz gibi inanılmaz işime yarıyor. Ve bunları bizden kaçmalarına sebebiyet verebiliyoruz. O yüzden Undead'ler çok problemli. Yani o Baldur's Gate'de bir Clearing'iniz mutlaka olsun arkadaşlar. Ya da bir Paladin. Yani o ölüleri böyle döndürme yeteneği, Turn Undead yeteneği inanılmaz başka bir konu. Yani deminki fight'ta inanılmaz saldırıya uğrayıp başımıza bir şey gelebilecekken. Bak gittiler yani, anladın mı? No more Skeletoria. Yani evet 65 experience, 5 tanesinden 300 experience ve belki level atlamaya ajansı çok yakınlaştıracaklardı ama sorun değil. Bu ogrilyonlar da geri geliyorlar şimdi. Harika. Oh, bütün bu arada ajantisi ufak bir demircidir. Ya parti 5 kişi olduğu için artık hep 5'e bölünüyor XP. Kill Orientation var mıydı onu hatırlamıyorum. Mesela Killing Blow'u kim yaptı, XP'yi oya aldı mı gibi kısımları var mı çok hatırlamıyorum oyunda. Baldur's Gate 2'de. Ama bazı DM'ler mesela oyunu oynatırken böyle oynatıyorlar yani. Tabii masaüstü FRP'ler gerçekten çok daha kuvvetli arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz. En azından Ogrillonları da burada hızlıca bakalım buraya temizleyeceğiz. Pelerini götüreceğiz. Bir görevi daha bitireceğiz. Böylelikle geriye dönük eski önceki chapter'larda bölümlerden quest'i bırakmak istemiyorum açıkçası. Bu saatten sonra ilerlerken devam edeceğiz. Çünkü Baldur's Gate totalde 7 ana bölümden oluşuyor. Ve biz şu an 3. bölümün içerisindeyiz. Banditlerin olduğu bölümdeyiz. Haydutların olduğu bölümdeyiz. Ve aslında... Oo, bir dakika, bu ne? Roger.
İşimin geniş geniş sohbet etmeye imkan sağlanması çok yazık. Mesaj ne olursa olsun götürülmeli. Yağmurda, çamurda ve açık havada. Hem işgal suçlamana dolayı endişeli ve Baldur'un geçirdiği göründükleri grandükleri zararın geri ödemesini talep ediyor. Bu kesinlikle iyi ki olmayacak. Yol açın. Okey. Oo, bunlar baya... Tornado lazım buraya da. Aaa, Tempus adına. Dağılın. İyi bir kleriyiz arkadaşlar. Baya kuvvetli bir kleriyiz. Grup biraz dağıldı ama çok problem değil. En azından buradaki tecrübeleri de alacağım gerçekten. Dur, indirmem lazım direkt. Bunlar dart falan atıyorlar bir de ya. Çok acayip. Çok bir dartlı karakter mesela hiç yapmadım yani. Genel olarak Baldur's Gate'in DLC'leri üzerinden Throne of Baal var galiba bir tek. O da Baldur's Gate 2'nin eksik şey miydi? Yoksa Shadows'da diyen... ya ben mesela çok yan hikayeleri aşırı oynama fırsatım olmadı. Dragon Spear vardı galiba Baldur's Gate 2'de. Ajantis'in şu otomatik şeyini değiştirmeyi unutmuşum. Oo, kurt geldi. Ya Ajantis auto heal atıyor olması fena değil aslında. Kendi kendine bunu şey yapabilir yani. Yani bu map gördüğünüz gibi bol bol fightlar da geçiyor şu an yani hani. Ama bir yeterli challenge... Wow. Of, direkt okları feci ok saplıyorlar. Ama fazla yaşamayacaksınız. Oklarımız azalıyordu zaten Imoen'in. Bunları da arada toparlamış olalım. Şöyle bir parti daha bir belki daha oka sahip olmak iyi olabilir. En azından sadaklarımızı dolduruyoruz. Evet, artık Ogrillionların herhalde olduğu bölgeye doğru ilerleyeceğiz gibi duruyor. Bu arada bu yani mesela dart veya throwing dagger atan iskeletler çok acayip. Düşünsene yani nasıl bir personan vardı acaba? Önceki bedeninde neydin? Elindeki o throwing şeylerini falan şey yapabilirim yani. Yani çünkü mesela iskeletler yaratılıyor tamam mı? Bir yaratık olarak böyle FRP evrenlerinde var ama hani önceki hayatından bir şeyi yanında taşıyıp taşımadığı yok. İşte sana balta atan var. Niye balta atıyor? O baltanın bir özelliği var mı? Ya da işte hikayenin parçası mı? Mesela bunlar çok sorulmuyor galiba ya. Ben biraz merak ediyorum bu tür şeyleri. Yani bu iskelet geçmişinde kimdi? Anladın mı? Tabii adamın üzerine de şey yazmayacak yani hani tabela yok yani. Bu işte bilmem ne oldu bilmem neydi de demeyecek ama yine de merak etmeden duramıyorum. Genel olarak aklımda duruyor hep yani bunlar. Bir dakika, ben nereye geldim? Burada bir zombi. Oh no, dur. Burayı görmedik. Burayı görmedik. Ben tahmin ettiğim map'te... Oh, bir dakika, orada kimseyle diyalog triggerlamadan çıkabildim, çok mutluyum. Güneybatıydı bu Ogrillonların olduğu yer. Biz Ogrillonları kesmedik mi? Canım bana diyecek bir şey yok. Bu sincaplardan bir tanesinde bir loot vardı ama hangisinde vardı hiç hatırlamıyorum ya. Böyle bayağı hırsızlık yapman gerekiyordu. Sincaptan. Şimdi orada yani biraz hit pointleri maç az. Oradaki fight'a girmem çok mümkün değildi. O yüzden özellikle girmek istemedim orada. O Ajantis kritik ıska. Aynen öyle Dainer. Bu grubun, bu partinin gerçekten geleceği var. Birlikte inanılmaz işler başaracağımıza inanıyorum ben de. Yine biri geliyor ya. Kesik. Kurtlara dikkat. Hayır, yaklaşma. Ya bu delilik bulaşıcıysa? Akıl hastalıklarının bedensel hastalıklardan daha bulaşıcı olduğunu duymuştum. Benden uzak dur. Artık nasıl bir lanet etkisini anlatayım? Sakin ol, ne deliği? Hayatım boyunca taşlı ticaret yaptım ve dolayısıyla herhangi bir renkte olursa olsun hiçbir kümes hayvana yabancıyım. Ama doğuya doğru bir abis bir tavuk var. Onu elime aldığında benimle konuştu ya, ben kafayı yaşıyorum ve o tavuğa... süper. Oyun mesela bak, bu mapte bir şey kaçırma diye sana araya koyayım. Mesela bak, gene oyun tasarımı şeyi bu.
Yani sen full benim gibi böyle her tarafı böyle gezerek açmayı seven bir oyuncu profiline sahip değilsen mesela bu Melikamp görevini alamayacaktık mesela orada. Biz buraya Ogrilyonlar, Ogreler var diye geldik. Aşağıda bizi daha büyük bir lanet bekliyor yani burada. İskeletler mi iskeletler? Acayip acayip şeyler var ya. Burada bir de kamp da yapmam lazım benim. Çünkü dinlenmem gerekiyor. Herkese savaş içerisinde heal atamayacağımı da biliyorum. Yani Protection from Evil'ları atarız bu arada. Yani Paladin olarak da bunları daha yapamıyor. Onun bir tek Leonenzo olması lazım bir tane. Bunu da kullandı demin. O yüzden de Cleric olarak benim Tempus adına bu paladini, kudretini ona geri ver. En azından acil durum. Birazcık böyle hit pointlerimiz. Oo, bir dakika. Bunlar kim? Ghast. Hobgoblinler. Oh no. Bunlara birine körlük atabiliyor muyum mesela bu? Sen kör ol. O stun yedi. Ghast geldiği için. Burning Hands. Burayı yakacağım. Çıkın. Dur. Oh no, biz burada kesin ölüyoruz bu arada. Çünkü health purse... Oh, bir dakika. Wow. O zaman Imoen gölgelerde gizlen ve ileride ne var bize göz söyle. Güzel. En azından büyü damage'ı yiyor. Geride durun biraz. Otomatik saldırıyorsunuz her şeye de. Belki de her şeye otomatik saldırmamanız gerekiyor. Ki hasar ne kadar yaralı. Başı şuradan kendimize bir kutsal güç verelim. Umuyorum stun, held, ıvır zıvır yemeyeceğiz oradan. Çok güzel. Ghastlar çünkü çok tehlikeli. Ve Agentis level'ını aldı. Tam olarak istediğimiz şey geldi. Burada güzel bir 650 experience aldık. İnanılmaz. Ingram ben de solo Wild Mage ile oyunu oynadım. Oyunun sonuna kadar gelmişim ama sonra yarım kaldı orası da. Oh, save'imizi aldık. Ajansımızı bir level atlatalım tabii ki. Seviye atlamaya hazır. Seviye atla. Herhangi bir şey gelmeyecek. Hit point ne kadar geldi? 37 hit point mi vardı bunun? 5 hit point mi kazandı sadece? Okey. Olduğu kadar hit pointler. Biliyorsunuz arkadaşlar D&D kurallarına göre oynayacağımız için. Haydi arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Aslında gerçi boşuna büyü harcamaya değmez bunlara. Shocking Grasp. Büyülü taşlar. Sözde buralarda Ogrilyonlar falan vardı yani.
Zargal, teslim olun ya da ölün. Çabuk karar verin. Zargal'ın aklı kısa, şehirleri harcayacak vakti yok. Siz çirkin mal goblinlerin ölme zamanı geldi. Teslim oluyoruz. Sadece şu kılıçları bize doğrultmaya keserseniz daha iyi olacak. Tam olarak istediğiniz şey nedir? Zargal'a bütün paranızı istiyoruz. Zargal'a paranızı verin. O da yaşamanızı izin versin. Daha geç olmasın. Para bizim çok önemli. Paranın karşılığında bok kokulu goblinlere dağılacak olsaydık ve arpa boyu alamazdık değil mi? Deyip Kor böyle sinirlenip bir anda. Tabii ki. Bu okçuları bunların bayağı tehlikeliydi. Bunların ok atmalarına da çok izin vermemek lazım. Bunlar hep melee atak stanslarını değiştirmek için her bir düşmanın yanına bir tane adam vermek. Genelde çok mantıklı oluyor bu arada. Peki buraya atabileceğim bir... Mesela blind. Bakalım kör oldu mu acaba? Gerçi yaralanmamış. Bu abilerden bir tanesi indi. Wow. Bir de güzel büyülü bir kılıç bulduk. Harika. Ah! Sen Kor'a nasıl vurursun Malkax? Zarlarım bayağı tatsız ya. Critical Miss'ler içerisine takılıyoruz burada. Evet. İşte burada güzel bir şeyler bulduk. Tanımla. Islık çalan kılıç artı 2. Wow. 0 artı 2 tako veriyor. Hasar 1'de 6 artı 2. Bu short sword galiba. Kısa kılıç. Yani tek elli kısa kılıç. Nice. Kısa kılıcı normalde imoyene kullandırıyoruz. Artı 2 bir kılıcın olması bizim için çok değerli bu arada. Bu iyi oldu. Çünkü herhangi bir yaratığa vurma şansı da bir o kadar rahatlayacak beraberinde orada. Burada küçük bir kamp yapalım. 16 saat dinlendik. Hadi bakalım. Bravo. Gene bir gece yolculuğuyla. Footy. Şşt. Basilius ve hortlaklarını gözetliyorum. Acayip komikler. Burası bir çocuğa uygun değil. Beregos'a dön hemen. Hem de koşarak. Daha önce... Annem Johnny kaybolduğundan bir gelecek evim yok. Her yerde onları arıyorum. Ama tek bulabildiğim hortlaklar oldu. Birisi Johnny'nin pantolonunu giyiyor. Gerçi neden olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Basilius'un ürkütmemeye dikkat et. Olur mu? Katil Basilius. Yazık. Genç Futuyo berbat yerdeki herkes kadar delirmiş durumda. O korkunç Basilius'u izliyor. Ayağını kaldırıcısının arasında ayrımın. Onun durmadan ve masumiyetlerinin tek bildiğim Ayrax'ın devam etmesine fazla katlanamayacak olmam. Demek Basilius fight ha? O kardeşlerim böyle eskiden bir kainatla kulaklarımızın pası gitsin. Hikayelerini dinlemek hep bir keyif olmuştur. Benden yanı çekimi bazıları onları duymamış olabilir. Sessiz olun o zaman. Gerçi Zente Kalesi'nde sessiz kalmaktan sakısır ölümden dönen bir hatırlıyorum. Siz kendinizi söyleyene kadar bekleyeceğim çünkü eski günlerde pek iyi hatırlıyorum. Sen oradaki bunun anlamı ne? Ailemle konuşurken sözümü kesmeyi ne cüret eden kim? Eğer bunları zarar vermek için geldiyseniz geldiğinizi alırım. Hayır olmaz. Baba, sen misin? Sen olmasın. Onca yıl hiç değişmemişsin. Evet evlat, kesinlikle uzun süre oldu. Nasılsın çocuğum? Evet, senin babanım ve senden bütün bu zombi saçımı durdurarak benimle Beregos'ta gelmeni istiyorum. Benimki orada daha yardımcı olarak birileri vardı. Sorun çıkarmadan benimle gelsin yolu, seninle düzgün bir şekilde ilgilenecek insanlar muhakkak vardı. Hayır, zaten herkes gibi senin de anılarını silmiş fakat tabii bildiğim tekrar bir aile oluruz. Sakın kıpırdama. Şimdi...
Oh no, burası biraz fazla kalabalık. En azından büyüsünü bozmam gerekiyordu. Of, çok büyük bir kısmını zaten şey yaptık. Turn ettik. Basıyoruz, aşağıya doğru kaçmaya devam ediyor tabii ki. Of, alttan da birileri çıktı. Her yerde birileri var. Şu an inanılmaz dağıldı ortalık ve buraya nasıl yapacağımı bilmiyorum yani. Basilius'un büyüsünü bozmak birazcık kritik. Hadi Mizik, artık şuradan birilerini kırman lazım, bellerini, kemiklerini ya. Orada şöyle ortaya bir bless atsın bize. Herkese bir kusayım. Tempus adına herkese bir kusamam lazım. Oh no. İksiri kalmamış. Dainer ölmek üzere bu arada. Dainer yakala. Çok uzakta karakter. Aaa, çok tatlısın. Minsk. Dainer'a potion'unu fırlat. Bunu böyle bu roleplay ile oynamam lazım. Dainer'i bu şeyden çıkaracağız. Bunlar şimdi crossbow'larıyla saldırıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. O entangle attı oraya. Entangle da böyle yerden şeyler çıkartıp bizi yere kilitleyecek olan bir büyü tipi. Ajantis sanırım kendine Leonenzin atamadı ama belki Korsan'a bir yardıma dokunabilir. Çok güzel. Minsk'i aşağıdaki okçuya yollayalım. Burada kimler vardı? Savaş kaosu. Aaa, kor. Bu kadar hasar yememen lazım. En azından Minsk burayı oyalarken Basilius'u indireceğiz artık aşağıya sanırım. Aha, Minsk delirdi. Basilius'u da indirdik. 975 eksperyans, çok iyi. Bu görevi birazcık tahmin ettiğimde erken aldım galiba ya. Öyle hissediyorum. Ama en azından üstesinden gelebilmiş olmak çok iyi. Bir tane de savaş çekicinin çıkmasına bu arada bayıldım. Elektrik hasarı veriyor. Bir zarar, bir... Of, çok iyi. İşte Core Thunderhammer'ın gerçekten Thunderhammer'ı geldi arkadaşlar. Bu arada ben ne vermiştim buna yetkinliklerde? Savaş çekicine vermiştim. İşte bu. İşte gerçekten, gerçekten inanılmaz ya, inanılmaz. Artı iki savaş çekicim var artık. Tayyip'ten Thunderhammer olduk. Şimşek çekici. Nefis. İşte şimdi bu oyundan gerçekten zevk almaya başladım. Core'un keyfi yerine geldim. Müthiş bir ganimeti de aldık beraberinde. Bu büyünün etkisi de bayağı uzun sürecek gibi duruyor. Ama sanki bu burada, bu map'te bir yerde Kivan bu map'te miydi? Onu hatırlamıyorum. Hop, bir dakika, o ne? Böyle uzaklardan sallamakla olmuyor işler. O Turnandet'le yolladığım herkes geri geldi. Entangle'ın büyüsün gücünün geçmiş olmasın. Hop. Korun yeni çekicini bir deneyelim artık ya. Hadi Kor, göster onlara. Uf.
Artı 6 ezici hasar. Güzel. 6 vurdu. Nice. Amma çok... Zombi çıkartmış ortala. İnanılmaz. Ajantis de iyi vurmaya başladı. Ha? Yani Ajantis artık böyle... Level'ını alınca saving throw'ları falan hit dice'ları da düzeldi. İşte bu be. Harika. Experience'lar müthiş. Ve bence 13. bölüme bayağı yakışır bir şekilde bir bölümümüzü ve bir map zonumuzu komple tamamlamış olduk. Wow! Güzel bir macera, güzel bir yolculuk. En azından bu Basilus problemini de kökünden çözmüş olduk aslında. Kontrol atmanın... Ayrıca bir annesi babası sanıyor. Okey, katil Basilus çözdük ama bu katil Basilus'un görevini kime teslim etmem gerektiğini hatırlamıyorum. Elbet birileri bizi buraya yönlendirecektir. Ya da Basilus tapınak vardı. Tapınaktaki bir tane rahip bizi buraya yönlendiriyordu. O tapınağa da gidip sonra bunun teslimi yaparız. Oradan da güzel bir tecrübe ve ödül alacağımızı inanıyorum tabii ki. Tekrar teşekkürler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.